neler olduğu önermesini kabul etmeye istekli olabiliriz. Peki ya biz? Diğer hayvanlar düşünüyorsa ne düşünüyorlar? İletişim kurabilseydik bize ne söylerlerdi? Onları dikkatli incelediğimizde anlık karar verme delilleri bulmuyor muyuz? Dünyadaki tüm canlıların genetik akrabalığını düşündüğümüzde, insanların ölümsüz ruhları varken diğer hiçbir hayvanın olmaması mantıklı mı? Doğada kazın yumurtayı geri getirme programı yeterlidir ama kaz yavruları yumurtadan çıkınca, özellikle de yuvadan ayrılmaya hazır olmalarından hemen önce, anne onların seslerinin, görünüşlerinin ve kokularının nüanslarına iyice alışmış olur. Yavrularını öğrenmiştir. Artık kendininkileri çok iyi tanır ve onları bir yabancı nesneyle, hatta bir insan gözlemciye ne kadar benzer görünseler de, başka bir kazın yavrularıyla karıştırmaz. Böcek dostumuzu tekrar düşünün. Görüp, yürüyüp, koşup, koklayıp, tadıp, uçup, çiftleşip, yiyip, dışkılayıp, yumurtlayabiliyor. Sadece 1 miligramlık kütleye sahip bir beynin içerdiği bu işlevleri başarmak için iç programlara ve programları yerine getirmeye atanmış özel organlara sahip. Ama hepsi bu mu? Yetkili biri var mı? İçeride biri var mı? Tüm bu işlevleri kontrol eden biri var mı? Ayrıca biri derken kastımız ne? Yoksa böcek sadece işlevlerinin toplamından mı ibaret? Bir yönetici otorite, bir böcek ruhu yok mu? Bir kaçak yolcu. Yerimi nasıl tespit ettiğini görüyor musunuz? Karşısındaki bu dev, heybetli, üç boyutlu canavarı algılamaya çalışıyor. Siz rulo yapılmış bir gazeteyi kaldırana dek, sinek endişesiz şekilde yürür. O zaman hızla uçup gider. Bu davranışın